Gönüllerimizi okşayan güzel okuyuşundan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşması yapmak üzere medrese müderrislerinden Sayın Mehmet Emin Çetin hocamı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلت نعمه وعظمت آلاؤه ومننه والصلاة والسلام على سيدنا محمد معدن الأسرار ومشرق الأنوار ذي المقام المحمود والحوض المورود وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا شريعته وأحيوا سنته وأفادوا أمته صلاة وسلاما دائمين دوام الملوين أما بعد سيد دير مفتلرين مهترم مستطلرين kıymetli misafirler, bu mübarek icazet merasimine teşriflerinizden dolayı medresemiz adına sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Kadim medrese geleneği açısından pek önemli ve manidar merhalelerden biri de bu gelenek içerisinde edep, adab, usul, erkan ve ilmi müfredatını ikmal eden talebelerin hocalık hayatına ilk adımını attıkları icazet alma merasimidir. Yıllarca verilen emekler neticesinde hak edilen icazetname ilmi hizmetin devamlılığı açısından büyük bir öneme sahip olmasının yanında icazet alma, icazet alacak bu güzide talebelere çok mühim sorumluluklar yüklemektedir. Bir taraftan hizmet zincirine yeni bir halkanın eklenmesi açısından saadet şuuruyla, diğer taraftan devir alınan emanetin mana ve yüceliği bir huşu ve vakar hali kalplerimizi kuşatmaktadır. Muhterem hocalarım, saygıdeğer misafirler, yüce dinimiz İslam'ın her Müslüman için talebini farz kıldığı ilmin önemi, usul ve şartları İslam alimleri tarafından eşsiz bir dikkat ve incelikle ele alınmıştır. İlmin Allah Celle Celaluhu tarafından kalplere ilka edilen bir nur olduğu kabul edilmiştir. Ve bu sebeple ona zarf olacak kalbi ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğinde beyan edilmiştir. Geçmişten bugüne ilmin hizmeti ve bir sonraki nesillere aktarılması suresinde dönemsel olarak iniş ve çıkışlar olsa da günümüze kadar silsile yoluyla kesintiye uğramadan ulaşabilmiştir. Paha biçilmez bu manevi mirasa sahip olmak isteyen talebenin her şeyden önce وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ manidar sözünü kendilerine bu yolda dostur edinmelidirler. Çünkü emanet ve ehliyetlerinde hiç kimsenin şüphe duymadığı selef-i salihinin yürüdüğü yol ve takip ettiği etkin yöntem ve usuller zamanımızda ve ileriki zamanda maksada ulaşmanın yegane yoludur. Muhterem hocalarım, saygıdeğer misafirler, medreseler hiç şüphesiz İslam dinimizin bir nevi şah damarlarıdırlar.
Medreselerin kapanmasıyla kaybedilen medeniyetimiz ancak medreselere verilecek ehemmiyetle kazanılabilir. Çok iyi bilinmelidir ki zayıflamış ve azalmış olan ilme tekrar hayat vermek, hayatımızı ilme vermekle mümkün olacaktır. Ve bu ulvi hizmete gönül veren Ta'avanu alel birri ve takva ayetini kendilerine dustur edinen herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere ve onlara tüm hayırlı işlerde muvaffakiyet nasip etsin. Saygıdeğer hadirun, sözlerime son verirken bu hizmetin asıl mimarı ve en büyük destekçisi, ilim ve marifeti bir arada bizleri aşılayan, dualarıyla bizleri şereflendiren, sözleriyle bizlere yol gösteren, varlığıyla ilim hizmetine güç veren muhterem hocamız Eşref Muhammed Muta'a Kudüs'e ruhuna teşekkür eder ve dualarının üzerimizde eksik olmamasını temenni ederiz. Ve ayrıyeten saygıdeğer hocalarım ve üstadlarıma da teşekkür eder. Bu hizmetin devamlılığı için dualarını temenni ederim. Huzurlarınızda mezun olacak kardeşlerimizin yetişmesinde emeği geçen hocalarımızı, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder. Mezunlara Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu anlamlı ve faydalı konuşmalarından dolayı Sayın Mehmet Emin Çetin hocama teşekkür ediyorum. Şimdi de arkadaşlarıyla ilim irfan yolculuğunda başarıya ulaşmak